Selamünaleyküm arkadaşlar. Dün Hazreti Musa bir peygamber tanıyorum. Hazreti Musa konumuza başlamıştık. Bugün bu konumuzu ve Ayet-el Kürsi yani bu birinci ünitemizin suresi olan Ayet-el Kürsi'yi de işleyip birinci ünitemizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Ve bunlarla ilgili soruları da Skype'tan bugün karşılıklı canlı bir şekilde cevaplamış olacağız. Dün Hazreti Musa ile ilgili başlamıştık. Dedik ki Hazreti Musa İsrailoğullarına gönderilmiş büyük ulul azm dediğimiz peygamberlerdendir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de en çok kıssası anlatılan, en çok bahsedilen peygamber yine Hazreti Musa'dır. İsrailoğulları için ve tabii bizim için önemli bir peygamberdir ve kıssası Kur'an-ı Kerim'de pek çok surede, çeşitli yerlerde arkadaşlar anlatılır. Burada önemli bazı kelimeleri yani Hazreti mesela Musa'nın Kelimetullah Allah ismini sıfatını vermiştik. Allah Kur'an-ı Kerim'de geçen sıfata demiştik. Peygamberlerin bu sıfatları soru olarak da önümüze geliyor demiştik. Hazreti Musa'nın kıssası Firavun'un bir rüyayı görmesiyle başlıyordu. Anne, o dönemdeki bütün erkek çocuklarının arkadaşlar öldürülmesi hükmünden sonra Hazreti Musa'yı annesi bir sepetin içerisine koyuyor, ile bırakıyordu ve sarayda Firavun'un eşi Hazreti Musa'yı evlatlık olarak alarak sarayda büyütüyordu. Hazreti Musa belli bir yaşa geldikten sonra bir gün Mısır'da bir Kıpti'yi de söylemiştik, altını çizmiştik, dedik ki Mısır'ın yerli halkına Kıpti diyoruz. Bir İsrailoğlu'ndan bir İbrani ile kavga ediyordu. Hazreti Musa kavganın arasına girmişti ve kavgayı ayırırım derken Kıpti'nin ölümüne sebep olmuştu ve bu sebepten dolayı da nereye doğru gitmişti? Bugünkü Kızıldeniz olan Medyen'e doğru gitmişti. Medyen'de de Hazreti Şuayb'in kızlarıyla karşılaşmış. Hazreti Şuayb'in yanında 10 sene kalmış. Onun kızlarından biriyle evlenmiş. Böylece Hazreti Şuayb da onun kayınpederi olmuştu. Dedik yine Hazreti Şuayb bu sene ünitelerimizde göreceğiz. Büyük peygamberlerden biridir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Kasas özellikle suresinde Hazreti Musa'nın bu anlattığımız yere kadar ki kıssası anlatılıyor. Burada ayetleri de görüyorsunuz arkadaşlar. 10 sene sonra Firavun'un öldüğünü duyan Hazreti Musa Mısır'a geri dönmek için eşiyle beraber yola çıkıyor ve çölde bir ışık görüyor arkadaşlar. Eşine ve ailesine diyor ki siz durun, ben o ışığı bir yardım amaçlı işte Mısır'da çölde kalmak için gideyim derken orada Allah Teala kendisine ile konuşuyor. Burası Tur Dağı arkadaşlar ve vahiy iniyor. Böylece Hazreti Musa'ya peygamberlik görevi verilmiş oluyor arkadaşlar. Ve peygamber olan Hazreti Musa Mısır'a Firavun artık üvey babası ölmüş. Onun yerine üvey kardeşi Firavun, biliyorsunuz Mısır yöneticilerine Firavun diyoruz. Ve üvey kardeşi tahta geçmiştir. Hazreti Musa saraya giriyor ve kardeşine Allah-u Teala'nın kendisine vermiş olduğu peygamberlik görevinden, tevhid inancından bahsediyor. Ve kendisinin de biliyorsunuz Firavunların en büyük iddiası kendilerinin tanrı olduğu iddiasıdır. Bundan vazgeçmesi gerektiğini, tek ve bir olan sadece Allah'ın olduğunu tebliğ ediyor. Ama tabii ki de kardeşi Firavun bunu kabul etmiyor. Ve Hazreti Musa bu sefer ilk mucizesini gösteriyor. Allah Teala'nın emriyle asasını yere atıyor. Ve asası diğer sihirbazların asalarını yılan olarak yiyor ya da daha da büyük ejderha gibi de geçiyor arkadaşlar. Şaşırmayın eğer bu kelimeyi de duyarsanız. Diğer asaları yiyor ve Hazreti Musa'nın ilk arkadaşlar mucizesi gerçekleşmiş oluyor. İkinci mucizesi arkadaşlar Hazreti Musa, tabii Firavun yine buna inanmıyor. İkinci mucizesi
Yedi Beyza da dediğimiz elini Hazreti Musa'nın koynuna sokup çıkarmasıyla elinin ay gibi bembeyaz parlaması arkadaşlar. Hazreti Musa'nın Firavun'a gösterdiği ikinci mucize de bu oluyor. Ama Hazreti Musa'nın bu kadar çabasına rağmen Firavun ona yine destek olmuyor. Hazreti Musa ailesini buluyor. Hazreti Musa'nın kardeşi Hazreti Harun. Arkadaşlar yine unutmayacağınız bir bilgi. Hazreti Harun Hazreti Musa'nın kardeşidir. Ona yardımcı olarak Allah Teala kendisine gönderdiğini, o da bir hak peygamberdir. Genelde peygamber bir önceki derste de bahsetmiştik. Peygamber kardeşleri, akrabalıklar işte Hazreti Şuayb'ın kayınpederi olması, Hazreti Harun'un Hazreti Musa'nın kardeşi olması gibi akrabalık ilişkileri ya da daha sonra göreceğimiz Hazreti Yusuf ve Hazreti Bünyamin'in kardeşliği. Arkadaşlar bunlar yine en çok bize sorulan peygamber kısalarında sorular. Onun için bu kardeşlik ya da kayınpederlik bu tür ilişkileri bilmeniz de önemli arkadaşlar. Ve Hazreti Harun da bir peygamber olarak Hazreti Musa ile beraber arkadaşlar risalet görevine devam ediyor. Hazreti Musa ve Harun tabi İsrailoğullarına davetlerini devam ettiriyorlar. Firavun'un olumlu bir cevap almıyorlar ve İsrailoğulları içerisinde Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu peygamberlik görevini devam ettiriyor. Allah İsrailoğullarına Allah'a ibadet etmeye, Firavun'a karşı çıkmaya, sadece Allah'a kuluk etmeye çağırıyor. Tabi İsrailoğulları da bu çağrıya kulak veriyor. Hazreti Musa'nın mucizelerini görüyorlar. Yani asasının bir yılana dönüşmesini, yine bir beyza olayını ve pek çok İsrailoğullarından pek çok kişi Hazreti Musa'ya inanıyorlar ve Hazreti Musa tabi Firavun'un da bu sırada arkadaşlar eziyetleri devam ediyor ve Hazreti Musa'ya Firavun'un zulmü artınca Allah Teala Hazreti Musa'ya Mısır'dan kendisiyle beraber inananlarının çıkmasına izin veriyor ve Hazreti Musa İsrailoğulları ile beraber Mısır'dan çıkmak kararı alıyor arkadaşlar ve bir gece bütün İsrailoğulları toplanıyorlar ve Mısır'dan arkadaşlar çöle doğru geçiyorlar. O sırada Firavun da tabii olan bitenden haberdar, hemen ordusunu toplayarak Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının peşine düşüyor. Burada Kızıldeniz'e gelince Hazreti Musa ve inananlar arkadaşlar işte Firavun'un askerleri işte Hazreti Musa üçüncü arkadaşlar neyini gösteriyor? Mucizesini gösteriyor. Ve Kızıldeniz Hazreti Musa'nın ikiye elini ortasından ikiye ayrılmasıyla Kızıldeniz böylece iki tarafa ayrılıyor ve Musa ve ona inananlar karşıya geçiyorlar. Firavun ise ordusuyla beraber arkalarından ilerlerken denizin tekrar birbirine kavuşmasıyla beraber arkadaşlar denizde boğularak helak oluyor. Ve karşıya artık Kızıldeniz'i geçerek Hazreti Musa ve inananlar arkadaşlar karşıya geçmiş oluyorlar. Yani Kızıldeniz'in ötesinde çöle geçiyorlar. Hazreti Musa'yı Allah Teala burada tekrar huzuruna çağırıyor. Hazreti Musa arkadaşlar burada 10 emri ve Tevrat. Evet, burada yine bilmeniz gereken önemli 6. sınıfta da gördüğünüz kutsal kitaplar arkadaşlar. Allah'tan Teala'dan gelmiş hak kitaplar. Bunların ilki Hazreti Musa'ya verilmiş olan Tevrat'tır arkadaşlar. Evet. İsrailoğullarına gelen Hazreti Musa'ya verilmiş Yahudilerin ilk kitabı olan Tevrat arkadaşlar. Bunu unutmayacaksınız. Hazreti Musa bu 10 emri almak için ve Tevrat'ı almak için yine Tur Dağı'na çıkar. Ama İsrailoğulları şımarıklıklarından ve ukalalıklarından dolayı Hazreti Musa buradayken yanlarına getirmiş oldukları altın buzağı yeniden tapmaya başlar. Hazreti
Musa'nın kardeşi de dedik Hazreti Harun İsrailoğullarını uyarır ama İsrailoğulları dinlemez arkadaşlar ve Samiri ilk defa bu da deneme sınavlarında çokça çıkan bir isim oluyor. Eğer soruyu biraz daha zor sormak istediğinde arkadaşlar altın buzağı yapan Samiri adlı Yahudidir. Burada da bu bilgiyi de not etmenizi istiyorum. Ve Hazreti Musa Tur Dağı'ndan onun emirle ve Tevrat'la döndüğünde onları puta tapar halde bulur ve tekrar halkını İsrailoğullarını arkadaşlar uyarır. Ve böylece onlar tekrar Hazreti Musa'ya inanarak hak dine geri dönerler. Hazreti Musa da peygamberlik görevini tamamlamış olarak burada İsrailoğulların içerisinde vefat eder. Böylelikle ilk peygamberimiz, birinci ünitenin peygamberi olan Ulul Azm peygamberlerinden Hazreti Musa'nın kıssasını arkadaşlar özetledik. Kıssanın da ayrıntıları var ama bize sorulan, bize soru olarak gelen ya da bilmeniz gereken önemli kısımları burada anlatmış olduk. Ve anlatırken de nerelere dikkat etmeniz gerektiğini arkadaşlar söyledim. Ve böylece Hazreti Musa kıssasını da bitirmiş olduk. Ve bu ünitenin son konusu olan hepinizin derslerimizi ezberledik. Hem Arapçasını ezberledik hem de Türkçe anlamını ezberledik. Ayetel Kürsi anlamı. Yine arkadaşlar her sene biz de Ayetel Kürsi ve anlamından bir soru gelir. Anlamından gelir, sıralama şeklinde gelir, içerisinde geçen kavramlardan gelir ama Ayetel Kürsi ve anlamı mutlaka Teok'ta zamanında da bu birinci ünitemiz aynı olduğu için o zaman da soru geliyordu. Geçen senek ve ondan önceki senelerde de Ayetel Kürsi ile ilgili soru geldi. Denemelerde de yaptınız ve tarzı gördünüz arkadaşlar. Dediğim gibi ezber olmayan arkadaşlar bence sınava kadar ezberlemeli. Ezber olan arkadaşlar da mutlaka birkaç kez tekrar etmesi gerekiyor. Peki Ayetel Kürsi'de biraz tanıyalım. Aslında bir sure değil. Bakara suresinin 255. ayet. Genelde Ayetel Kürsi başlı başına bir sure sanıyorsunuz ama hayır arkadaşlar bir ayettir. Uzun bir ayettir. İçerisinde geçen kürsi kelimesinden dolayı Ayetel Kürsi ismini almıştır. Peygamber Efendimiz'in hadislerinden özellikle farz namazlarından sonra okunması konusunda ve gece okunması, kötülüklere karşı okunması tavsiyesinden dolayı bizim için önemli bir ayettir. Yine Bakara suresinin 255. ayet olmasını bilmemiz gerekiyor mu öğretmenim? Evet bilmeniz gerekiyor çocuklar. Çünkü bu 255. ayette size soru olarak geliyor. Tek ayettir arkadaşlar. Dediğimiz gibi kürsi kelimesi içerisinde geçtiği için ayetel kürsi anlamını almıştır. Peki kürsi ne demek? Allah'ın sonsuz gücü, kudreti. Yine bu anlamlarda arkadaşlar sizin en çok soru olarak gördüğünüz hatta karıştırdığınız da konulardan biri kürsi kelimesi. Yine söylüyorum kürsi Allah'ın sonsuz gücü ve kudreti anlamında arkadaşlar burada bahsedilmiştir. Dediğimiz gibi Peygamber Efendimiz farz namazlardan sonra gece uyumadan önce yatağa girildikten sonra başa gelecek bütün felaketler için arkadaşlar kötülüklerden korunmak için Ayetel Kürsi'yi okumamızı biz Müslümanlara tavsiye etmiştir. Burada bilmeniz gereken yine bir Allah-u Teala'nın yine bazı sıfatları var. Bunlardan biri ilim. Aslında biliyorsunuz ilim ne demek? Allah-u Teala'nın her şeyi bilmesi demek. Yine kürsiyi söyledik. Sonsuz gücü, kudreti anlamına gelmektedir. Hay arkadaşlar ilk ayette geçen hay yine karıştırıyorsunuz. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum derken ki hay Allah-u Teala'nın daima canlı olmasıdır. Yine diğer bir ismi kayyum arkadaşlar. Kayyum kelimesi yine Allah-u Teala'nın yarattıklarını gözetmesi. Hay kayyum, kürsi, şimdiye kadarki evet bunları not edin arkadaşlar. Bahsettiğimiz Allah-u Teala'nın isimleri.
bize çıkar. Dediğimiz gibi bu şekilde ekrandaki gibi ezberlemenizi ben sizden istemiştim. Çünkü şu anlamlara karıştırıp sıralama isteyebilir. Yine aynı şekilde Arapça verip yani Arapça okunuşun Türkçesini verir. Yine bir sıralama isteyebilir. Ya da başka bir sureden bir ayet koyar, hangisi değildir gibi pek çok soru kalıbı gördük arkadaşlar. Siz de bunlara şimdiye kadar alıştınız ve inşallah dediğim gibi hani bu arkadaşlar şeyi bilen sureyi bilen arkadaşımın soru kaçırması mümkün değil. Burada yine bilmeniz gereken bir isim daha var. Aliül Azim. Aliül Azim büyük, yüce arkadaşlar. Hemen yine tekrar bilmeniz gereken isimleri tekrar ederek dersimi bitireceğim. İlki kürsi kelimesiydi. Allahu Teala'nın sonsuz gücü ve kudreti. Diğeri hay kavramıydı. Allahu Teala'nın daima diri olması, kayyum arkadaşlar Allah'ın yarattıklarını gözetmesiydi. Daha sonra Ali Allahu Teala'nın gücü olması, azim Allahu Teala'nın büyük olması, ilim Allahu Teala'nın her şeyi bilmesi şeklinde. Dediğim gibi bu kelimeler Allahu Teala'nın bu sıfatları da bilmeniz gereken Ayetel Kürsi'de önemli kavramlar. Yine en çok karıştırdığımızı tekrar ederek dersimi bitireceğim. Ayetel Kürsi başlı başına bir sure değildir. Bakara suresinin 255. ayetidir. Uzun bir suredir. Uzun bir ayettir. Tek ayettir. Bazen bu da karıştırılıyor soru olarak. Tek ayettir arkadaşlar Ayetel Kürsi. Ve bu şekilde inşallah bu ünitemizi, birinci ünitemiz kader ve kaza ünitemizi bitirmiş oluyoruz. Bir tekrar dediğim gibi altını çizdiğim kavramların yeniden tekrar edilmesini sizden isteyerek bugünkü dersimi bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum.